Today's The World Around Us will be presented in Turkish, with subtitles in Arabic, Olaxese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Merhabalar muhteşem izleyicilerimiz. Etrafımızdaki dünyaya hoş geldiniz. Cyprus tüm yıl boyunca sıcak Akdeniz güneşini ve ışıl ışıl turquoise renkli suları doya doya yaşayan bir ada ülkesidir. Yemyeşil dağlar ve vadilerle kaplı bu güzel toprak parçası Akdeniz'in üçüncü büyük adasıdır. Efsaneye göre burası Yunan aşk tanrıcısı Aphrodite'nin doğum yeridir. Sanat ve müzik tanrısı Apollon da ada için oldukça önemlidir. Akdeniz'in doğu ucunda bulunan Cyprus, Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Afrika için bir kavşak noktası olması itibariyle kültürel ve dini zenginlik merkezidir. 9000 yıl öncesi dayanan geçmişiyle Cyprus Neolitik yerleşimler, eski Yunan tiyatrolar ve Bazans eserler gibi muzam arkeolojik ve kültürel mirasıyla tanınmış bir ülkedir. Bu tarihi değerlerin çoğu Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirasları arasına almıştır. Bugün Cyprus'un başkenti Lefkoşa'ya gidiyoruz. Şehrin en önemli tarihi yapılarından biri olan Haydar Pasha Camisi'ni ziyaret edeceğiz. Haydar Pasha Camisi veya diğer adıyla A Önü Cami 14. yüzyılda Azize Katrina anasına Başpiskoposluk Kilisesi olarak inşa edilmiştir. 1570 yılından Osmanlılar tarafından camiye dönüştürülen yapının güneybatı köşesine bir minare eklemişti. 70'li yıllarında UNESCO desteğiyle restore edilen cami günümüzde bir sanat galerisi olarak hizmet vermektedir. Şimdi gezimizde bize rehberlik edecek olan Mustafa Kemal Bey'i katılıp camiyi yakından tanıyalım. Bu bina Cyprus'un sarı taşlardan yapılmış, tek parça halinde inşa edilmiş bir binadır. Günümüze kadar gotik mimari özelliğini taşımış olan kilisenin en önemli yanı gotik stili yansıtan kapısıdır. İsterseniz bu gotik tarzın en güzel örneğini kapısının yerinde görelim. Cami sade ve zarif bir görünümüne sahiptir. Tek koridorlu yapı Cyprus'un hemen hemen tüm kiliselerinde ve camilerinde kullanılan sarı taşlar inşa edilmiştir. Gösterişli gotik stiliyle ön plana çıkan yapı kusursuz taş işçiliğiyle da göz kamaştırmaktadır. Bu kilise gotik tarzda yapılan bir kilisedir. Ancak Cyprus'ta birçok gotik tarzda kilise bulunmasına rağmen bu kilise diğer gotik tarzda yapılan kiliselerden ayrılmaktadır. En önemli özelliği alevli gotik stil denen bir mimari özelliğe sahip olmasıdır. Bu özelliği payanda duvarlarındaki genişten yukarıya doğru dağılması olarak özetleyebiliriz. Bütün gotik tarzdaki binalarda suların yere akması için su yollarında hayvan figürlerinin kullanıldığı zaten bilinmektedir. Bir diğer özelliği ise sağ tarafta görmüş olduğumuz alevli gotik tarzda yapılan kapısıdır. Burada
özellikle ince taş işçiliği ön plana çıkmıştır. Gotik stildeki yapının yukarı doğru incelen pençelerin tepelerini alçıdan yapılmış. Geometrik desenlerle süslidir. Binanın yukarıya doğru daralan ayakları arasında caminin pençereleri bulunmaktadır. Bu pençereler Gotik Kilisesi'nde görülen vitraylar yerine geometrik şeklinde süslenmiştir. Bilindiği gibi Gotik tarzın en önemli özelliği dar, uzun pencerelerin yapılmasıdır. Görüldüğü gibi pencereler dar ve uzun bir şekilde yapılmak suretiyle Gotik tarzın mimari özelliğini yansıtmaktadır. Osmanlılar bu Latin kilisesinin pencerelerini İslami motiflerle süslemişler ve alçıpan özellikleri, motifli özelliklerle bugünkü hale getirmişlerdir. Caminin sütunlarında da dekoratif gotik tasarımlar bulunmaktadır. Bu son derece ayrıntı ifade biçimi insanı ilahi güzellik üzerine yoğunlaşmayı hatırlatmaktadır. Adanın İslam dünyası ile Hristiyan dünyası arasında bir köprü durumunda olması, özellikle bu kilisede de görüldüğü gibi Latin yani 14. yüzyılın mimari özellikleri olan gotik stildeki mimari yapının bu binaya da yansıdığını görmekteyiz. Örnek olarak binanın çatısının kiriş noktası olan motiflerinde engenar yaprağı motifini görebiliriz. Bu detayları bütün kolonlarda görmek mümkündür. Gotik tarzın en önemli özelliklerinden bir tanesi, insanların Tanrı'ya olan yakınlaşmasının mimari olarak ortaya çıkmasıdır. Geri döndüğümüzde Akdeniz'in güzel adası Cyprus'ta bulunan Haydar Pasha Camisi'ni keşfetmeye devam edeceğiz. Supreme Master Television'dan ayrılmayın lütfen. Supreme Master Televizyonu'nda etrafımızdaki dünyaya yeniden hoş geldiniz. Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da Haydar Pasha Camisi'ne ziyaretimize devam ediyoruz. Haydar Pasha Camisi 14. yüzyılında Azize Katrina anasına başpiskoposluk kilisesini olarak inşa edilmiştir. O dönemden kalma eserlerden bazıları günümüze dek korunmuştur. Bu oda sakristi diye bilinen bir odadır ve çok önemli bir odadır. Zira St. Catharina Manastır Kilisesi'nin en önemli dini eşyalarının tutulduğu bir odadır. Piskoposlar kilisenin gerek dini kitaplarını gerekse haçlarını korumak üzere bu odada tutmak suretiyle bu odayı kullanıyorlardı. Bu çiçeklerin manasıdır orada. Bu çiçekler görüldüğü gibi kilisenin en önemli duvarın üzerine yapıldığı için bu odayı özel kılıyor. Zira çiçekler Batı dilindeki Ortodoks ve Katolik'te kötü ruhları kovmak amacıyla bir simge olarak kullanılıyor. Ve duvarın üzerine bunlar yapıldığı için bu odayı özel kılıyor. Zira bu odada kilisenin en önemli dinsel amaçlı öğeleri, kitap ve haç gibi değerli eserleri korunuyor. Kemal Bey bize insanların yüzyıllar önce dua ettiği yerleri de gösterdi. Burası o dönemde bir adak yeri olarak kullanılıyordu ki o dönem dediğimiz dönem de Lüzinyan ve Venedik dönemiydi. Kilisenin en kutsal alanı bölgesinde inşa edildi ki bu alanı daha belirgin hale getirmek için
gül, yabani gül motifleri kullanıldığı. Bu görmüş olduğunuz şekil de bütün Katolik kiliselerinde kullanılan adak yerlerinin sembolize eden bir şekildir. Ancak özellikle bu kilisenin en büyük özelliği bütün diğer adak yerlerinde olan haç işaretinin olmamasıdır. Onun yerine şu görmüş olduğunuz 5 adet yabani gül motifi ile süslenmiştir. Çünkü bu gotik, Güney Fransa'daki alevli gotik tarzın en önemli bir mimari özelliğidir. Caminin içinde İslam mimarisine özgür öğeler yer alıyor. Örneğin mihrabın Mekke yönüne bakması gibi. Çok basit bir şekilde dizayn edilen mihrabın İslami motiflerle yüklü olduğunu görebilirsiniz. Özellikle sağlı sollu iki tane David yıldızı ve göz şeklinde bulunan baklavalar İslami motiflerden bazılarıdır. Bütün camilerde olan mihrabın en önemli özelliği Müslümanların kutsal sayıldığı, kutsal saydığı yer olan Kabe'nin yönünü bulmaktır. Biliyorsunuz bütün camilerde güneye doğru bakmaktadır. Ve böylece Kabe'ye doğru dönmek suretiyle namazlarını kılıp kendi inançlarını yerlerine getiriyorlar. Surlar çizentimde bulunan Haydar Pasha Camisi'nin etrafındaki tüm yapılar açan yüksekliğiyle kendini hemen gösteriyor. Caminin minaresinden panoramik bir seyirle tüm kent... Şu anda Haydar Pasha Camii ya da Ağlar Önü Camii ismiyle anılan bu kilisenin minaresinin üzerinden surlar içi olarak bilinen bölgeye bakmaktayız. Etrafımıza şöyle bir göz gezdirirsek, kilisenin yapıldığı dönem olan 14. yüzyıldan günümüze kadar hemen hemen hiç bozulmamış mimari özelliklerini görmektesiniz. Zira o dönemde ancak dini binaların yüksek yapılmasına izin verilmekteydi. Normal ev olarak kullanılan haneler kesinlikle ve kesinlikle dini mabetlerden daha yüksek olamazdı. Bu o dönemin düşünce yapısının bir güzel örneğidir. İşte buradan bu güzel mimariyi görmek mümkündür. Özellikle 74 Barış Harekatı sonrası buranın Türklüğünü simgeleyen bayrağı görmeniz mümkündür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı bu noktada güzel bir simge oluşturmaktadır. Orta Çağ'dan kalma bir başka etkileyici eser ise ikiz minareleriyle tanınan Selamiye Camii'dir. Yine sağa doğru dönersek, işte bu cami Selimiye Camisi, yani bir başka deyişle Ayasofya. Osmanlı buraya külliye yapmak suretiyle, ki külliyenin içerisinde kütüphanesinden medresesine, çeşmesine kadar, çarşısına kadar büyük bir kompleks inşa etmiştir ve bu kompleks günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim Mustafa Bey. Ben teşekkür ederim. Bize Kıbrıs'taki Haydar Pasha Camisi'nin gezdiren ve bilgilerini paylaşan Mustafa Kemal Bey'e teşekkür ediyoruz. Tanrı'nın lütfiyle Kıbrıslıların hep barış ve refah içinde yaşamasını diliyoruz. Sıcak kalpli izleyicilerimiz, etrafımızdaki dünyada bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Supreme Master Television'dan ayrılmayın. Sırada önemli haberler var. Hemen ardından bilgelik sözleri ekrana gelecek. Gününüz mutluluk ve sevgiyle ışıldasın. Friendly viewers, thank you for joining us on the world around us. Please now stay tuned to Supreme Master Television for words of wisdom. After noteworthy news, may your days shine with happiness and love. For more details, please visit www.suprememastertv.com/WAU.